Efendim aramızda Özge Gülyas var. Özge Gülyas 5 gün önce annesini kaybetti. Daha doğrusu annesi bir cinayete kurban gitti. Başınız sağ olsun Özge Hanım. Teşekkür ederim, sağ olun. Üstelik daha da çok yeni bir anne, küçük bebeğiyle beraber burada annemi kim öldürdü diye kafasında bir takım soru işaretleri var. Üstelik ya daha doğrusu kafasında şüphelisi de var ve o şüphelisi de yabancı uyruklu olduğu için yurt dışına çıkmasından çok endişe ediyor. Cinayet nasıl işlendi? Bundan 5 gün önce efendim, pazarı pazartesiye bağlayan gece Büyükçekmece'de, İstanbul Büyükçekmece'de işlendi bu cinayet. Burada sebze meyve yetiştirip pazarda da satış yapıyor Özge Hanım'ın annesi Rukiye Balcı. Yanında çalışan da Gürcistan Uygurlu, Gürcistan uyruklu İmamverdi Kazımoğlu var. Onlar bir yıldır beraber çalışıyorlar. Az sonra görüntüleri izleyeceksiniz. Bahçede yetiştirdikleri sebzeleri de meyveleri de daha sonra satıyorlar. Fakat öğreniyoruz ki arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız orada bir araştırma yaptı. Yanlarında bir kişi daha çalışmaya başlamış. İsmi de Murat. O nereli Özge Hanımcığım? Biliyorum çok sizin için de çok zor bunları anlatmak ama. Sevcan geldi. Onun da Türkmenistan uyruklu olduğunu düşünüyoruz. Türk olma ihtimali yok zaten. En son telefon görüşmesini benim yanımda yapmıştı zaten. O kişiyle. Daha önceden bizde 2 sene önce çalıştığını iddia eden, o şekilde söyleyen. Sonra annemin yanındaki diğer işçiden de oraya ayrıldığını söyleyen. Ve işe ihtiyacı, para ihtiyacı olduğunu söyleyen birisi. İsmi de Murat olduğunu söylemişti. İsmi Murat. Annenizi mi aradı? Annem aradı, evet. Annenizi aradı. Ben annem daha evvel senin yanında çalışmıştım. Şu an işçi ihtiyacınız varsa ben gelmek istiyorum. Annem de kim olduğunu sordu. Ne zaman çalışmıştınız diye sordu. O da 2 sene önce çalışmıştım. Yanınızda genç bir çocuk çalışıyordu. Onunla anlaşamamıştım o zaman. Çıkmıştım demiştim. Ama anneniz hatırlamıyor. Yani Murat... Annem isminden hatırlamıyor. Çünkü bunlar zaten Türk ismi kullanmıyorlar. Kendilerine Türkçe bir isim buluyorlar. Türkçe Ahmet, Mehmet neyse. O Murat diye Türkiye'de öyle şey yapıyor. Ama gerçek ismi tabii ki değil. Ha, gerçek ismi de Murat olmuyor evine. Tabii, değil. Yok zaten değildir muhtemelen. Bizim yanımızda da mesela çalışan annemle birlikte Allah rahmet eylesin vefat eden kişi. Biz Hacı diyorduk ama ismi başka bir şey. Ama Hacı diyoruz yani. O da mı dolayısıyla yabancı Türkmenler, uyruklu? O da yabancı uyruklu, evet. Gürcistan. Ne kadar zaman önce annenizle yanında çalışmaya başladı? Bu kişi iki vefat eden kişi mi? Yok, Murat. Yani yeni gelen. Ha, Murat olan kişi 2 sene önce çalıştığını söylemişti. Tamam, sonra? Sonrasında da annemin vefatından 2 gün önce işe girmişti. Annemin vefatından önceki cuma günü muhtemelen öğleden sonra civarları annem onu aldı. Metrobüste indiği yerden minibüsüyle bahçeye getirdi. Bahçede... Yani cuma günü öğlen o Murat adının Murat olduğunu söyleyen kişiyi alıyor bahçeye, evet. getiriyor. Pazarı pazartesiye bağlayan gecede bir yıldır zaten o Kazım Bey'le Rukiye Hanım beraber çalışıyorlarmış. Daha fazla. Bir İkisini birden yani ha. Şöyle söyleyeyim, öldürdü demeyeyim ama şimdi Murat cuma günü geliyor, o iki kişinin arasına giriyor. Pazarı pazartesiye bağlayan gece Rukiye Hanım'la yanındaki kişi öldürülmüş halde bulunuyor. Şimdi o Murat da ortada yok. Yok. O Murat ortada olmuş olsa... Tabii herkes ona soracak hani ne oldu ne bitti, bize bilgi verecek. Ama Murat'ın ortada olmaması, bu da diğer kişi, o zaman bu iki kişiyi o mu öldürdü sorusunu akla getiriyor ki yani en büyük şüpheli de elbette, evet. O oluyor. Peki nasıl işlendi cinayet, nerede işlendi, bir bağımızı izleyelim. Büyükçekmece'de korkunç cinayet. İstanbul başkentine bağırıyorum yani. Bulunsun ablamın katili. Bulunsun. Rukiye Balcı Büyükçekmece'de önünde bahçesi olan bu müstakil evde yaşıyordu. 2 çocuk annesiydi. 7 ay önce eşini kaybetmişti. Ben onu cumartesi akşamı gördüm. 3 kişilerdiler. Tam şu yolda. Yabancı uyruklu yardımcısıyla birlikte evinin bahçesinde sebze yetiştiriyor, o sebzeleri pazarda satarak geçimini sağlıyordu. Talihsiz kadın ve yardımcısı geçen pazartesi akşamı vahşice öldürüldü. Öldürüldüğü sırada pazarda geldikleri kıyafetleri üzerinde. Arabasında kapısı açık. Halam salonda arkada kafasına bir darbe alınmış. Adamın yatağında elleri aynen bu şekilde.
Yüzü balyozla patlatılmış şekilde. Korkunç cinayet balyozla işlenmişti. Rukiye Balcı'yı kızı evinin salonunda, yardımcısını da odasında kanlar içinde buldu. Talihsiz kadının çantası, cüzdanı ve cep telefonu da çalınmıştı. Arabasında kapısı açık, ürünleri yüklemişler. Öldürüldüğü sırada pazarda geldikleri kıyafetler üzerinde. Olay yeri inceleme ekipleri ev ve çevresinde saatlerce delil topladı. Ardından Rukiye Balcı ve yardımcısının naaşları detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çifte cinayetle ilgili en dikkat çekici detaysa, Rukiye Balcı'nın yanında 3 gün önce işe başlayan ikinci yardımcısının cinayetin ardından kayıplara karışmış olmasıydı. Son 3 gündür burada kalıyormuş ama bir yabancı uyrukluymuş. Murat diye birisi, bir genç birisiymiş. Ya Türkmen ya Azeri. Nerede olduğunu bilmiyorum, şu an kayıp. Canı gönülden bulmasını istiyorum o insanı. Ekibimiz Rukiye Balcı'nın tezgah açtığı pazardaydı. Rukiye Hanım en son pazar günü burada görüldü. Minibüste gelir giderken görüyordum. Pazarcılardan bence kimse tartışacağını tahmin etmiyorum. Ben şu tarafa açıyorum ve ben onu cumartesi akşamı gördüm. 3 kişilerdiler. Tam şu yolda. Ben buradan çıkıyordum. Onlar da 3 kişi yeni geliyorlardı buraya doğru. Yanına gider pek dikkat etmedim. İki ablaya selam verdim böyle. Biri hafif biraz iri yallıydı. Bir tanesi de zayıf. Hatta arabaya sıkışmışlardı. Emniyet yetkilileri şimdi katil ya da katillerin izini sürüyor. Anneniz o kadar bahçeden çıkanları mı satıyordu? Yani orası ne kadar büyük bir bahçe? 10 dönümlük bir yer orası. Yok, sadece orada ürettiklerini değil, bizim Tekirdağ'da da bir yerimiz var. Orada da üretim biraz yapıyordu yazın. Konuşabilir miyiz de? Tekirdağ'da da bir yerimiz var. Orada da üretim yapıyor. Özellikle yazın. Yazın kendi üretim yapması daha kolay oluyor çünkü. Yaptığını yapıyordu, yapamadığını halden satın alarak. Halden satın alıyor. Tabii. Sonra pazara gidip satıyor. O yüzden satıyorum. De yardımcılara ihtiyacı tabii, var. Tabii tabii, aynen evet. Bir tanesi yine rahmetli olan Kazım Bey. Kazım Bey evet. Ama bu cuma günü onu Murat isminde, yani adının Murat olduğunu Murat söyleyen biri sarıyor. Evet. Diyor ki ben 2 yıl evvel sizin yanınızda çalışmıştım ama yanınızdaki bir başka kişiyle anlaşamadığım için oradan aynen ayrılmıştım. Hı. Yeniden işe ihtiyacım var, paraya ihtiyacım var. Gelip sizinle çalışabilir evet, miyim? Evet. Anneniz de tamam gel diyor. Evet. Sonra efendim cuma günü işte Murat'ı alıyor Rukiye Hanım. O bahçeye götürüyor. Hepsi beraber mi kalacaklar mı? Kalıyorlarmış evet, orada. Yani şöyle, zaten işçilerin bir tane, orası ev de değil yani aslında. Böyle iş yeri daha çok. Bir tane oda var. Bütün işçiler orada birlikte kalıyorlar. Yabancı uyruklu olduğu için onlar zaten yatacak yer olsun yeter. İkisi aynı odada. Yani Hacı abiyle o diğer gelen ikinci şahıs aynı odada kalıyorlardı. Annemin odası da sağ tarafta ayrı bir odadaydı. Ama yani tabii annenizinki de büyük cesaret. Cahil cesaret. Ama şöyle bir şey var, annem 13 yıldır o işi yapıyor. 13 senedir hep Türkmenlerle çalıştı, Gürcistanlı Türkmenle. Uzun, çok uzun süre çalışanlar oldu. İşi bırakıp gidip annemi geri dönüp arayıp halına hatırını, annemi çok severlerdi. Başka sebeplerden çıkarlardı. Biz hiçbir kötülük görmedik yani onlardan şimdiye kadar. Böyle bir şey de hani idrak edebileceğimiz yani bir olay da olmadı zaten yani. Bunu söylerken biz asla hani Türkmen ya da bir başka uyruğu işaret değil, ederek söylemiyoruz. Sadece... Aynen. Ama bulunabilmesi açısından yani söylüyoruz. Şimdi arkadaşlarımız görüntü arıyorlar. Eğer görüntülerini bulabilirsek o Murat denen, adına Murat diyen evet, kişinin daha doğrusu. O zaman birileri hakkında da yani biri fikir sahibi olacaktır evet, birileri onun, evet, onun için. Belki Türkmen değil de Türk, belki Türk değil de Azeri. Yani o Türk değil olsa, önemli yok, olan. Tabii değil önemli. Önemli olan hani kendisine Türkmen demesi, adını Murat olarak vermesi. Aslında, belki bu şekilde başkalarına da vermiştir. Tabii. Onlar da şu anda tanıyıp bizi ararlar. Bizim evet, derdimiz o yani. Adını hiç bilmediğiniz, hani uyruğunu hiç bilmediğiniz bir kişiyi yaşadığınız bir alana da sokmuş oluyorsunuz. Aslında cesaret oradan kaynaklanıyor. Ya şöyle bir hani, şey var aslında. Annenizin şartlar, cesareti şartlar, belki. Maalesef şartlar onu getirmişti. Benim babam evet, 7 yıldır yatalak yaşıyordu. Annem tek başına bakamayınca ilk başta hem kendisine yardımcı oldu. Çünkü mahalledeki kadınlara falan da yardıma çağırırdı. Hı. Bahçede çalışmaları için. Onlara da günlük verirdi. Bir mecburiyet sonrasında ciddi bir yatılı çalışan ihtiyacı oldu. Babamın tek başına babama bakma ihtimali yoktu. Destek alması gerekiyordu. Destek alması gerekiyordu. Bu anlamda da bakıcı olarak da onlar hem güzel çalışıyorlar, çalışıyorlar, hem maddi açıdan da daha makul fiyatlara çalışıyorlar. Dolayısıyla da böyle bir yani şey, Hacı abi dediğiniz Kazım Bey'le de bir yıl aşkın bir süredir iki hiç problemsiz çalışıyorlar. Ondan önce bize 4 sene çalışan oldu, 2 sene çalışan oldu. Yani çalışıp memleketine gidip hala görüştüklerimiz oldu. Gidip annemden para isteyip de annemin hiçbir menfaati olmadan dönmeyeceğini de bildiği halde annem severlerdi çünkü. Para gönderdiği oldu.
Yani hiç bizim aklımıza böyle bir olay, ha bu bir şey, akıl tutulması aslında. Ciddi bir akıl tutulması. Biz anneme çok söyledik. Anne bırak şu. Çünkü annem ihtiyacı olan bir kadın değildi. Yani orada yaşayacak bir kadın da değildi. Ama annem dişiyle tırnağıyla yaşamayı seven bir insandı. Hayatım, köy temelli. Evde oturup da ne yapacaksın? Ne yapacak işte? Yani ama yaşadığı yer işte güvenlik sorun açısından. Yoksa biz çalışmasına abim de ben de hani hiçbir şekilde karşı çıkmadık. Çünkü annemi ayakta tutan, güçlü tutan şey oydu. Ama anne dedi ki burası güvenli değil. Yani yakında bir yerde bir ev tut. Atıyorum işçilerin orada kalsın, sen evinde otur. İhtiyacın var. Evini sat, oradaki evi al. Orada bir bitişiğinde bir ev al. Orada yaşa. Ama sen anne... yanında bir apartman görülüyor orada. Tabii tabii, yeni yapıldı o apartman, o bina zaten. Oturumu da hemen hemen bir senelik, bir buçuk senelik falandır. Hani oradan bir daire alalım. Orada oturursun. Tabii bunlar hepsi olmuş bitmiş şeyler. Bazen insan ciddi akıl tutulmaları, biz de şimdi düşündüğümüz acaba şöyle olsaydı böyle mi olurdu, böyle olursa şöyle mi olurdu ama. Aslında işte şimdi sizler bunları anlattığınız yani zaman emin içinde birçok kişi de kendine dönüp hani ben de şöyle yapsam falan diyordur zaten. Hani ben bu programın en önemli amaçlarından birinin de olduğunu düşünüyorum. Yani evet, öyle değil, böyle davranmamız gerekir diye görüyoruz. Bu kötü olaylar bir başkasının da başına geldiğinde akıllı insan onu yapar. Evet. Şimdi o Murat denen kişi onların yanına gelmiş. Çünkü beraber pazara gitmişler. Evet. Pazardakiler, az önce konuşanlar görmüşler. Tabii, tabii. Tanımıyorlar ama şimdi Kazım'la Rukiye Hanım'ı tanıyorlar. Tabii. Ay işte onlarla selamlaşıyorlar. Onlar çünkü uzun zamandır beraberler. Yanlarına gelen üçüncü kişiyi tanımıyorlar ama üçüncü bir kişi olduğunu teyit ediyorlar. Daha sonra Hal'e gitmişler. Hal'den şimdi bir görgü şahidi arıyoruz. Belki bu görüntü, sebze meyve işini yapıyorsa o Hal'de de daha önce çalışmış olabilir. Tabii ki, Hal'de de bir, belki bir başkasının yanında çalıştı. Murat isminde yabancı uyruklu, hani Türkmen olabilir, her uyruktan olabilir yine dediğim gibi. Ama diyor ki Özge Hanım Türk olmadığını biliyorum. Biliyoruz. Evet. Konuşmalarından biliyorum ama başka da ne adı, ne soyadı, ne pasaportu, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Normalde... Siz gördünüz mü beyefendiyi? Hayır, yok görmedim. Hiç görmemiş. Görmedim. Şimdi peki bir yani bir pasaport falan alma durumu yani falan? Normalde hani annemin öyle bir teknolojiyle alakası olmadığı için hani yakında biz olduğumuz zaman ya da diğer çalışanların direkt pasaportlarını alıyordu annem zaten. Ya da mesela işte Hacı abi, Kazım abinin mesela abimde bütün şey pasaport fotoğrafları vardır. O fotoğrafları zaten abim çıkartıver. Çünkü ilk girdiğinde, abim geldiğinde ilk önce hemen onun pasaport fotoğrafları. Orada bu çok yeni çalıştığı için sizin hiçbir bilginiz yok. Bir de şöyle bir şey oldu. Güven doğdu açıkçası annemde. Yoksa annem de hiçbir şekilde hani Hacı abi dışında oraya birini almayı düşünmüyordu. Daha önceden geldim, sizde çalıştım. Sonuçta çalışmış ve gitmiş olduğu için de bir güven oluşuyor direkt. Bir zarar acaba ziyan olmamış. Hatırladın mı onun çalışmış olduğunu? Konuşmadım. Ya öyle bir kısa sürede oldu ki zaten bunlar hani 3-5 günlük bir süre zarfında. Ya, cuma günü de konuşmaya Özge Hanım'ın yanındayken konuşuyorlar işte. Aynen. Pazar günü de cinayet işleniyor. Arada bir gün var. Yok yani, yok değil öyle Müge Hanım. Çarşamba benim yanımdayken çarşamba ya salı ya çarşamba günü konuştu. Tabii cuma günü adam iş başı alıyor. İşte evet, cuma günü alıyor. Cumartesi pazar günü öldürülüyor yani zaten. Özge pazar Hanım hiç için görmemiş. Evet, görmedim. Annesi telefonda konuşurken şahit olmuş. Daha önce yanınızda çalıştım dediğini duymuş. Ama annesi çalışıp çalışmadığını net hatırlamıyor. İsimden hatırlamıyor. Belki de yüz yüze gördüğünde hatırladı. O yüzden evet. Rukiye Hanım'ın daha önce yanında çalışan kişi ya da kişiler, bu bahsi geçen kişiyi hatırlarlarsa onun da bir katkısı olabilir. Sonuçta anneniz şöyle de bir şey var. Eğer görünce tanımıştır. Eğer doğruysa söylediği, daha önce bizim yanımızda 3-4 sene çalışan, ismi Gencay diye, Gencay değildi orijinal ismi, biz Gencay diyorduk. Onun yüzünden işten çıktığını söylüyor, anlaşamadıkları için. Eğer o kişi o kişiyse Gencay da zaten o kişiyi bilir ama o tabii şu an memleketine döndüğü için bizim ona ulaşma şansımız da yok zaten. Ama öyle belki Gencay biz, diye birisi var mıydı tabii, peki bahsettiği? Bizimle 3-4 sene çalıştı. Şimdi sizinle annenizle konuşan ve daha sonra ortadan çalışmasa kaybolan o Gencay'ı bilmezdi ama. Bu kişinin tabii annenizi evet tanıyor olması. Ama Gencay'ı bilmiş. Annenizin telefonunu demek ki biliyor gerçekten olması ve Gencay'ı biliyor tabii olması gerçekten bu bağlantı içinde var olduğunu evet gösteriyor. Peki sizce cinayetin nedeni ne yani? Evde ne var, ne çalınmış, yok, ne öyle alınmış? Evde çalınacak bir şey yok. Annemin pazar hasılatı dışında evde gasp edecek, çalınacak. Yani o pazar hasılatı deyip de geçmeyin yani. Tabii ki. Yani ne kadar ben bilmiyorum bir pazar hasılatı ama ararken de çok paraya ihtiyacım var, çalışmak istiyorum dediğine göre. 100 lira için adam öldürüyorlar Müge Hanım artık. Öyle. Yani.
Yani ne kadar bir para vardır hani ortalama? Ortalama şöyle, iki pazar hasılatı olsa, işte salı ya da çarşamba gününden kalan, bir de annem sürekli bankaya gitmediği için bir önceki pazar da olsa 6-7 bin lira bir para olabilir cebinde. Oo, hiç az bir para değil tabii. 2-3 gün içerisinde bankaya para yatırma veya para çekme durumu tetkik edildi mi? Olur, annemin hesapları ben takip ediyordum zaten. Yani var mı şu sizin çarşamba günü telefon görüşmesine şahit olduğunuzdan itibaren... Bankada hareketlilik durumu nedir? Bakmadım açıkçası. Bakmadım. Yani öyle ki hesaplarına gireyim ne oldu diye bakmadım. Normalde ben aklına takip ediyorum. Aklına da gelmiyor tabii insanın. Yani ama yani burada... evde para var yani. Yok öyle sonuçta pazardan dönüldüğü için hiçbirisi olmasa ki pazara hasılat gidiyorlar. Var. Tabii. Mutlaka bir hasılat var. Hasılatın dışında tabii ki ekstra da bir parası da oluyor tabii ki. Sıfıra sıfır pazara çıkmıyor sonuçta. Şimdi buradaki Murat diye kendini tanıtan ve iş için müracaat eden kişi... Ha, şöyle bir durum var, lafınızı bölüyorum. Evet. Bu kendini Murat diye tanıtan kişiyi bize yönlendiren bir Murat daha var. Biz annemin telefonu bulunabilseydi o kişiye ulaşabilirdik. Türkmen Murat diye her yerde ismi geçiyor. Hmm. Birçok kişi de daha önceden bu kişiden personel talep etmiş veya sağlayıcı. O da yabancı uyruklu bir insan. Türkmenistan'dan ya da Gürcistan'dan gelen kişiler ilk önce onu görüyorlar. O iş buluyor. İş buluyor. Komisyoncu annemi olarak. İlk gönderen, annemin işçi olarak çalıştığı kişi Türkmen Murat isminde birisiydi. Onun biz de şeyini çok bilmiyoruz. Ama hep Murat o bilir, yönlendiriyor. Fotoğrafı da vardır, yani, her şey vardır eline. Hacı abi de bize gönder. Hacı abi de bize gönderir onu mesela. Güvenlik birimleri nerede bir ipucu almaya çalışacaktır. Yeri, neresi? Onu da bilmiyoruz. O telefonda görüşüyorlar. Yani o zaman bilir ama onu yani. Şimdi bu konuyla ilgilenenler zaten tabii bizi takip ediyordur. Tabii, tabii, o Türkmen bilir. Murat'ı da tanıyan bilen varsa. Aynen. Zaten. Bize eğer ulaşabilirse belki o işte annenin en son yanına giren kişinin bize fotoğrafını. Fotoğrafını görünce kim olduğunu bilir. O komisyoncu Murat'ta bir takım bilgiler vardır. Evet. O komisyoncu Murat birçok yani ben mesela tanıdık aileler arasında da eve çalışan bir kadın lazım olduğu zaman bu annemi şekilde çok iyi tanıyordu. İrtibat kurularak çok iyi tanıyordu kadınlar zaten çünkü 13 senedir neredeyse annem bu işi yapıyor. Evet. 13 senedir de bir fiil sürekli anneme gönderir. 2 gün çalışır, 3 gün çalışır yapamazlar ağır iş çünkü. Çıkar giderler ama sürekli diyalog halinde olduğu bir insan Türkmen Murat. Ve o kişinin kamera görüntüleri çıktığında o Türkmen Murat denilen kişi zaten direkt tanıyacaktır ve kimliği de zaten ortaya çıkacaktır. Orada çıkacaktır. Yani. Orada pasaport bilgileri de vardır. İnşallah evet. Bizi izliyorlardır. İstanbul Emniyeti Cinayet Büro konuyla ilgileniyor. Özge Hanım'ınsa en büyük endişesi yurt dışına evet. Kaçıp gitmesi. Çünkü evet. Yurt dışına kaçıp giderse yani özellikle o bizim bazı ülkelerle sonra onları bulmamız çok zor duruma geliyor. Daha evvel de birkaç tane cinayetimizde buna rastlamıştık. O yüzden yani kaçıp gitmeden zaten... şu an bu konu hakkında bilgi sahibi olanların acilen bilgi vermesi lazım ki sınırlara işte o fotoğrafı da verilsin, o da verilsin, kimliği de verilsin. Kimin yanındaysa da ihbar etsin. Efendim bu öyle yine kaç lira için olursa olsun. Ya vallahi yani adam öldürmenin bile, şimdi bak şimdi söyleyeceğim yani belki yanlış anlaşılacağım ama hani dün dediğin gibi yani hırsızlığın da bir adabı vardır. Hani, evet. Hani çünkü o zaman adı hırsızlık olmaz, başka bir şey olurdu. Yani birini öldürmenin de bir şekli vardır. O yüzden işte Türk Ceza Kanunumuzda da bunlar böyle ayrı ayrı sınıflandırılıyor. Evet. Şimdi bu yani az önceki cinayet, Kastamonu'daki cinayette bu iki cinayette bunlar hani canavarca hislerle işlenmiş cinayetler. Maalesef. Evet. Yani, vallahi bu kalleşçe bir şey. Yani bunun sınıf ayrımını ben yapmıyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Hani ölüm ölümdür elbette. Kimsenin canını almayacaksın ama bu sınıflandırma ceza kanunumuzda da var. Tüm var dünyada zaten. Da var. Şimdi bu canavarca hislerle yapılan cinayetler bunlar. Ya bir meşru müdafaa var. Ondan dolayı. Yani bu Murat'ı artık adı her neyse bence Özge Hanım'ın bu anlattıklarından şimdi birçok kişi şu Murat'tan bahsediyor demişlerdir. Olabilir. Evet. Lütfen efendim burada artık hani korkup susacak, kenara çekilecek hiçbir durum yok. Yani bu canavar insanlar yani eline birini alıp balyozla birine vurmayı insanoğlunun ne bileyim hani asla aklına bile getirmemesi gereken şeyler. Bunlar ben insan bile diyemiyorum bunlara. Zaten bunu hiç kimse kimseye dolayı, yapamaz. Müge Hanım. O yüzden de lütfen efendim bilgi ondan dolayı sahibi olan varsa anırlatılmış müebbet meydesi uygulanıyor bu tür tasarlanmış ve vahşet tablosu içerisinde işlenen cinayet sanıklarla. Evet arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız pazarda ve halde dolaşmaya devam ediyorlar. Onlar da
yayınımızın içine bağlanacaklar ve aldıkları bilgileri bizimle paylaşacaklar. Amaç bir an evvel bu zanlıya ulaşabilmek. Allah da cinayet büro ekiplerinin de yardımcısı olsun. Evet. Önemli olan yurt dışına kaçmasın. Evet. Mutlaka yakalanır ama burada aciliyet durumu her şeyden çok daha önemli elbette.